Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, adım İsmail. Aslen Niğdeliyim ama Bursa'ya yerleşmişiz. Dededen torna hurdacılıkla meşgul olmuşuz. Babamla çocukken bu şehri karış karış gezmişimdir. İlk önceleri üç tekerlekli seyyar arabayla, daha sonraları ise çok şükür Allah bir kamyonet almayı nasip etti bize. Ben de okumayıp babama destek oldum. Askerden sonra da babam, ben artık kenara geçip oturacağım. Bel fıtığı, tansiyon, şeker, her şey var bende. Artık sorumluluk sende dedi. Sen merak etme baba, gözün arkada kalmasın dedim. Tek başıma kamyonetle hurda toplamaya çıktım. Baktım ki çok zorlanıyorum. Aynı mahalleden Recep'i yanıma aldım. İşe beraber çıkıyorduk artık. Yine işe koyulduğumuz günlerden biriydi. Sabahın erken saatlerinde bozuk motorlu hurdacı kamyonetimle Recep'i almak üzere yola çıktım. Sokaklar bomboştu. Şehrin henüz uyanmadığı o saatlerde yalnızca sabah yazı ve hafif bir sis eşlik ediyordu bana. Recep sabahları her zamanki gibi uykusuz gözlerle beni bekliyordu. Kapıyı açıp içeri bindiğinde, "Abi bir kahve içseydik," diye sızlanmaya başladı. Onun isteğini her zaman geri çevirirdim. Çünkü işe başladık mı vakit kaybetmeyi sevmiyordum. Kamyonetle daracık sokaklarda dolaşırken, yaşlı bir kadın elinde bastonuyla yol kenarında duruyordu. Beni fark ettiğinde yavaşça eliyle işaret etti. Aracı kenara çekip durdum. Kadının yüzü buruşmuş, gözleri sanki bir şey saklıyormuş gibi karanlıktı. Ürpertici bir havası vardı. Ama yine de iş işti. "Oğlum, eşim vefat etti," dedi boğuk bir sesle. "Başın sağ olsun teyzem, Allah rahmet eylesin," dedim. Teyze nazikçe başını salladı. "Var mı yapabileceğimiz bir şey?" dedim. "Bir odası vardı rahmetlinin. Oradaki eşyalarını boşaltmamız lazım," dedi. "Tabii teyzem, hemen bakalım," dedim. Kadın söyledikleri beni bir süre düşündürdü. Yıllardır hurdacılık yaparım. Çok şey görmüşümdür. Ama bu kadın bir başkaydı. Sanki ağzından çıkan her kelime göğsümde soğuk bir rüzgar estiriyordu. Evin kapısını aralayıp bizi içeriye davet etti. Eski ahşap bir yapıydı. Her köşesinden geçmişin izleri akıyordu. Paslı kapı gıcırdayarak açıldığında içeriye ağır, nemli bir hava doldu. Odaya girdiğimizde içimi kaplayan rahatsızlık hissi arttı. Tozla kaplanmış, solmuş mobilyalar, eski püskü eşyalarla doluydu. Recep bir köşede kaz ayağı bir sandalye buldu ve kaldırıp kamyonete götürmeye başladı. Bense odanın ortasındaki büyük bir dolabın yanına yaklaştım. Tozlu dolabın kapağını açtığımda raflardan birinde eski bir dosya gördüm. Üzerinde tarihleri silinmiş belgeler, kabarık bir cilt. Bir an duraksadım ama kadına göstermeden o dosyayı çantama attım. Dosyanın içindeki eski haritalar dikkatimi çekmişti. Belki de hayatımızı değiştirecek bir şeydi bu. Kadının "alın" dediği bütün eşyaları aldık ve bir miktar ödeme yaptıktan sonra oradan ayrıldık. Ancak o an hayatımın geri dönüşü olmayan bir yola sapacağını bilmiyordum. Depoya döndüğümüzde içimdeki merak giderek büyüyordu. Recep eski eşyaları ayıklarken ben sessizce dosyayı masanın üzerine koydum. Tozlu kapağını yavaşça açtım. İçinden sararmış kağıtlar çıktı. Gözlerime inanamadım. Tam 12 tane define haritası vardı. Her biri eski, anlaşılması zor semboller ve yazılarla doluydu. Kim bilir bu haritalar kaç asırdır gizliydi. Ama bir şey bana doğru gitmeyen bir şeyler olduğunu fısıldıyordu. Haritalardaki semboller baktıkça içimde bir huzursuzluk yaratıyordu. Tam anlamıyla anlamadığım bu semboller aynı zamanda beni çekiyordu. "Recep gel bak," diye seslendim. Eski bir koltuğun üzerinde oturmuş dinleniyordu. Yanıma gelip haritalara baktığında gözleri kocaman açıldı. "Abi bu define haritası değil mi?" dedi şaşkınlıkla. "Evet öyle görünüyor. Tam 12 tane var," dedim. Sesimde heyecanla karışık bir tedirginlik vardı. Recep haritaları incelemeye başladı. "İlkini deneyelim mi? Yakın bir yer görünüyor," diye önerdi. İkimiz de bu işin nereye varacağını tam olarak bilmesek de hazine bulma fikri ağır basmıştı. İlk harita şehrin kenar mahallelerinde bir yeri işaret ediyordu. Haritayı alıp kamyonete atladık ve yola koyulduk. Oraya vardığımızda eski bir fabrikanın arkasındaki boş bir araziye ulaştık.
Kazmaya başladık. Ama saatlerce kazmamıza rağmen hiçbir şey bulamadık. Boşuna zaman kaybetmiştik. Biraz hayal kırıklığı, biraz da hırsla bir sonraki haritayı denemeye karar verdik. Birkaç gün sonra onu da denedik. Ancak yine sonuç aynıydı. Haritalar doğru görünüyordu ama toprak bize hiçbir sırrını açmıyordu. Her denememizde hüsranla uğruyorduk. Fakat yılmadık. Ta ki 5. haritaya gelene kadar. Bugün sırada o vardı. Hepsine isim takmıştım. Onun adı Orman'dı. Çünkü ormanın derinliklerindeydi. O gün işimizi bitirdiğimizde öğleden sonra olmuştu. Daha doğrusu dolaşsak çok iş vardı ama bugünlük yeter dedik. Çünkü aklımızda o ormana gidip 5. haritanın yerini keşfetmek vardı. Hemen kamyonettekileri depoya bıraktık ve yola koyulduk. Bu harita bizi şehrin dışında, gözlerden uzak bir ormana götürdü. Gittikçe daha derinlere, daha karanlık yerlere giriyorduk. Güneş henüz batmamıştı ama ormanın içi adeta gece gibiydi. Gökyüzü kararmış, ağaçlar gölgeler gibi üzerimize çökmüştü. İçimde garip bir his vardı. Sanki bir şey bizi izliyordu. Bu sefer her şey farklıydı. Haritada işaretli noktayı yarım saat içinde bulduk. Bulduk bulmasını ama hava çoktan kararmıştı. Recep, hiç başlamasak mı abi dedi. Neden oğlum dedim. Hava karardı ya, ne yalan söyleyeyim, tırstım biraz buradan dedi. Haklısın oğlum ama bunca yol geldik. Hem bak alet, edevat, her şey var. Şimdi buraya iki fener yakarım, gündüz gibi olur dedim. Biraz ikna olmuştu ama yine de etrafına bakıp duruyordu. Ben hemen ışıklandırmayı ayarladım. Gerçekten de bayağı aydınlık olmuştu etraf. Noktayı belirledikten sonra Recep küreyi eline aldı ve toprağa ilk darbeyi vurdu. O an sanki gök gürültüsü kadar kuvvetli ama bir saniyeliğine süren o çığlık duyuldu. İkimiz de yerimizden zıpladık. Kalplerimizi tuttuk ama ne olduğunu anlamamıştık. İkimiz de birbirimize baktık. Bütün tüylerim diken diken olmuştu. Hala Recep'le bakışıyorduk. Bana, sen de duydun mu abi dedi. Neyi dedim. Duymadın mı abi, bir ses çıktı. Çığlık gibi dedi. Yok ben bir şey duymadım. Sen irkilince ben de korktum dedim. Allah Allah dedi ve sonra kazmayı tekrar vurdu toprağa. Bu kez bir ses çıkmamıştı ama yüreğim ağzıma gelmişti. Bir şey olacak diye çok korkmuştum. Amacım onu korkutmamaktı ama o durmayıp tekrar kazmayı kaldırınca dur diyemedim. Baktım ki bir şey olmuyor. Engellemedim onu. Recep biraz daha kazdıktan sonra durup ''Abi burası kötü hissettiriyor. Başka bir haritayı mı denesek?'' diye sordu. Kendi içimde ben de aynı hissi taşıyordum. Ama bu noktada geri dönmek istemiyordum. ''Saçmalama Recep, buraya kadar geldik. Biraz kazalım, bir şey çıkmazsa zaten döneceğiz.'' dedim. İkiletmeden kazmaya devam etti Recep'im. Kazmaya devam ettikçe Recep ara ara duruyordu. Ben her seferinde ne oldu diye soruyordum. Bir seferinde Recep ''Toprağın altından bir inleme sesi geldi.'' dedi. Göz göze geldik. İkimizin de tüyleri diken diken olmuştu. Ben duymamıştım ama Recep'in gözlerindeki o korkuyu görebiliyordum. Recep küreyi bırakınca aklıma burada mutlaka bir şeyler var ve bunlar bize birer işaret diye geldi. Halbuki korkup kaçmam gerekirdi. Hemen kazmayı alıp birkaç darbe vurdum. Sonra toprağı elimle eşeledim. Çünkü kazma sert bir şeye çarpmıştı. Elimle eşeledikçe bir şeyler belirdi. Eski bir sandıktı bu. Üst tarafını tamamen temizlemiştim. Yerinden çıkacak gibi değildi. Sandık büyük ve ağırdı. Ucunda kilit mekanizması gibi bir şey vardı ama elimi vurmamla dağıldı. Ağır ağır kapağını açtım. Ben açarken Recep gözlerini fal taşı gibi açmış, sandığın içine bakıyordu. Sandığı açtım açmasını ama içi boştu. Bomboş. İkimiz de birbirimize bakarken sandığın içinden bir ses yankılandı. Çok yüksek bir yerden düşüp parçalanan bardak gibiydi. Her ikimiz de bir yana savrulduk o sesle. Recep nefesini tuttu. Ben ise gözlerimi kısarak etrafı kolaçan etmeye başladım. Rüzgar yaprakları hışırdatıyor, hava gitgide ağırlaşıyordu. O sesten sonra etrafta çıt yoktu. Bir anda sessizlik bozuldu. Bir fısıltı duyduk. Önce hafif bir hışırtıydı. Sonra yakınlarda bir yerden gelen boğuk bir kahkaha yankılandı. Ve o an ne olduğunu fark etmeye başlamıştık. Recep'le birbirimize bakarken aniden etrafımızda bir şeyler değişmeye başladı. Rüzgarın uğultusu bir anda kesildi ve gökyüzünü kara bulutlar sardı.
Artık ağaçların arasından az da olsa görünen yıldızlar da yoktu. Ormanın içine tuhaf, boğucu bir sessizlik çökmüştü. Sadece rüzgarın yaprakları okşadığı o garip ses vardı. Bu sessizliğin içinde önce fısıltılar duyulmaya başladı. O kadar boğuk ve uzaktılar ki anlamakta güçlük çekiyordum. Recep'in gözleri dehşetle büyümüş, dudakları titriyordu. "Abi bu normal değil," dedi. Sesi titrek ve korku doluydu. Normal olmadığını ben de biliyordum ama bu denli korkutucu bir şey beklemiyordum. Tam o anda toprağın altından bir şeyin hareket ettiğini hissettik. Küçük bir sarsıntı. Ardından toprağın yüzeyinden ince ince dumanlar yükselmeye başladı. O dumanların arasında karartılar belirdi. Başta gölgeler gibi görünen bu varlıklar zamanla insan boyutuna ulaşıp etrafımızı sarmaya başladı. Gözlerimi kısmış olan biteni anlamaya çalışıyordum. Derken o gölgeler harekete geçti. İnsan şekline benzeyen ama insan olmayan bu varlıklar yavaşça üzerimize doğru ilerlemeye başladılar. Yüzleri yoktu. Yalnızca karanlık bir boşluktan ibarettiler. Recep titreyerek geri adım attı ama bacakları çözüldü ve yere düştü. "Abi, abi," diye bağırıyordu. Onun o çığlıkları kulağımı parçalıyordu ama ben ondan beterdim. Kalbim göğsümden deli gibi atıyordu. Her nefesim boğazımda bir düğüm gibi takılıyordu. Çığlık atamasam da içimde patlayan bir volkan vardı. Birden o gölgelerden biri Recep'in üzerine doğru atıldı. Koca bir karanlık kütlesi. Hızla onun üstüne çöküverdi. Recep'in çığlıkları ormanı sarmıştı artık. Ama ses birden kesildi. Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Yardım edemiyordum. Korkudan dona kalmıştım. Recep'in bedeni tuhaf bir şekilde kasılmaya başladı. Sanki görünmez bir güç tarafından eziliyordu. Gözleri geri dönmüş, ağzı yamulmuştu. Çığlık atmak istiyordu ama sanki boğazında bir düğüm vardı. Yüzü dehşet verici bir şekilde çarpılmıştı. O an beni de bir şey çekiştirmeye başladı. Bacaklarım sanki yerden kalkmıyordu. Boynumun arkasından görünmez eller beni boğuyordu. Gölgeler etrafımda dönüyor, fısıldıyorlardı. Duyduğum sesler beynimin içinde yankılanıyordu. "Burası bizim. Siz izinsiz geldiniz. Bizi rahatsız ettiniz ve şimdi bedelini ödeyeceksiniz. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Karanlık üzerimize çökmüş. Ben ve Recep onların esiri olmuştuk. Her şey bulanıklaştı. Bedenim ağırlaşıyor. Sanki dünya üzerime yıkılıyordu. Göz kapaklarım kapanmak üzereyken birden ormanın derinliklerinden bir çığlık daha yankılandı. O an artık kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda soğuk, nemli bir toprağın üzerinde yatıyordum. Kollarım ve bacaklarım öylesine ağırdı ki sanki üzerime tonlarca ağırlık binmiş gibiydi. Kendimi zorlayarak doğrulmaya çalıştım. Başım dönüyor, her yerim acıyordu. Olayların ağırlığı üzerime çöktükçe korkunç bir gerçeklikle yüzleştim. Hala o ormandaydım. Gökyüzü kapkaranlıktı. Ay ışığı bile bu karanlığı delecek kadar güçlü değildi. Ağaçların arasındaki gölgeler birer tehdit gibi üzerime çöküyordu. Recep'in nerede olduğunu hatırlamaya çalışırken boğuk bir inleme duydum. "Recep," hemen o tarafa yöneldim. Kalbim deli gibi atıyordu. Nefes almak zorlaşıyordu. Recep kazdığımız çukurun hemen kenarında büzülmüş bir halde yatıyordu. Yüzü tanınmaz haldeydi. Gözleri şişmiş, dudakları patlamıştı. Vücudu kasılmış ve sanki tekrar tekrar dövülmüş gibiydi. Onun bu halde olduğunu görmek içimde tarifsiz bir korku ve çaresizlik uyandırdı. "Recep, beni duyuyor musun?" dedim. Ama sesim bile titriyordu. Recep zorlukla gözlerini açtı. Gözlerinin içinde korku ve acı hala vardı. "Abi," diyebildi. "Tamam aslanım, hemen gidiyoruz buradan," dedim. Onu kaldırıp kolunu omzuma attım. Kulağıma "Bizi izliyorlar," dedi. Nefesi hırıltılı ve kesik kesikti. O an artık neyin içine düştüğümüzü anlamıştım. Peşimizi bırakmayacaklardı. Canımızı almak için fırsat kolluyorlardı. Recep'le düşe kalka ilerlerken bir an için dikkat kesildim. Ormanın derinliklerinden gelen fısıltılar yeniden başlamıştı. Ama bu kez daha yakın, daha tehditkar. Gölgeler hareket ediyordu. Etrafımızdaki hava gittikçe ağırlaştı. Sanki o görünmez güç yeniden üzerimize çökmek üzereydi. İçimden bir ses onların bizi bu ormandan çıkarmayacağını söylüyordu.
Recep artık neredeyse baygın haldeydi. Bedeninin her yanı sarsılıyordu. Kendi güçsüzlüğüm karşısında çaresizlikle boğuşuyordum. O sırada ağaçların arasından bir karartı belirdi. İlk başta bir hayvan mı diye düşündüm. Ama bu varlık insan biçimindeydi. Yine de yüzü seçilemiyordu. O kadar karanlık, o kadar belirsizdi ki bir adım daha attığında o karartının bize doğru yürüdüğünü fark ettim. Elinde uzun, paslı bir bıçak taşıyordu. Ve o bıçağın ucundan ince bir kan damlası yere süzüldü. Recep onu görünce titreyerek "Abi, geliyor," dedi. Recep'in titrek sesi beni daha da korkutmuştu. Bir anda gölgeler üzerimize doğru hızla saldırdı. O varlıkların gerçek olup olmadığını bilmiyordum. Ama nefes alışverişleri, o hırıltılı fısıltılar kulaklarımda yankılanıyordu. Bize vurmaya başladılar. Önce kafama sert bir darbe aldım. Sonra omuzlarımda, sırtımda, her yerimde darbeler hissettim. Ama vurdukça acı vermiyor. Aksine sanki ruhumu çekip alıyorlardı. Vücutlarımıza saldıran bu güçler görünmezdi. Ama varlıkları çok gerçekti. Artık hiçbir yere kaçışımız olmadığını hissediyordum. Her darbe ruhumdan bir parça koparıyor gibiydi. İçimdeki ışık soluyordu. Ben ve Recep farklı yerlere savrulmuştuk. Sabaha kadar ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Bilincim gelip gitti. Karanlığın içinde defalarca sürüklendik, dövüldük. O gölgeler bizden bir şey alıyordu ama neyi? Aklımı mı yoksa ruhumu mu? Her şey bulanık ve korkunç bir kabus gibiydi. En sonunda karanlığın içinde kaybolmuş, yere yığılmış bir halde kaldık. Karanlığın sonunda gözlerimi yeniden açtığımda yüzüme çarpan ilk ışık sabahın solgun güneşiydi. Yatmakta olduğum yer toprakla doluydu. Vücudumda hissettiğim ağrılar tüm kemiklerime işlemişti. Recep'in yanında hareketsizce yattığımı gördüm. Solgun, çarpılmış yüzü hala o gece yaşadıklarımızın izlerini taşıyordu. Ellerim titreyerek onu sarsmaya çalıştım. Ama o sadece inleyerek gözlerini araladı. İkimiz de gece boyu yaşadıklarımızın dehşetini bedenlerimizde hissediyorduk. Ama bunun ne kadar derine işlediğini henüz fark etmemiştik. O sırada telefonum titredi. Elim titreyerek cebimden çıkardım. Arayan eşimdi. Panikle telefonumu açtım. Sesim boğuk. "Alo," dedim. "İsmail, neredesin? Bütün gece seni aradım. Hiçbir haber alamadım. Merak ettim. Neredesin sen?" dedi. "İşim çıktı," dedim. "Hemen eve gel," dedi. Sesi endişeyle doluydu. Recep'in durumu berbattı. Bense zar zor ayaktaydım. Hiç vakit kaybetmeden onu yerden kaldırmaya çalıştım. Kamyonet hala yerindeydi. Onu araca bindirdim ve hızla eve doğru yola koyuldum. Eve varana kadar konuşmadan derin bir sessizlik içinde yol aldık. Kafamın içinde yankılanan sesler, fısıltılar hala peşimizi bırakmıyordu. Bir an bile rahat nefes alamıyordum. Ne olduğunu, neden başımıza geldiğini anlamaya çalışıyordum. Ama her düşüncem bir labirentin içinde kaybolmuş gibiydi. Eve vardığımızda eşim kapıda bekliyordu. Yüzünde korkuyla karışık bir rahatlama vardı. Ama gözlerindeki endişe her şeyi anlatıyordu. Bizi o halde gördüğünde "Ne oldu size? Allah aşkına ne yaptınız böyle?" diye bağırdı. Kollarımıza sarıldı. Ama ne ben ne de Recep konuşabilecek halimiz yoktu. Beni zorla eve sokup oturttu. Recep ise yere yığılmıştı. "Ambulansı arayacağım," dedi. Ve telefonu eline aldı. O an birden içimi ürpertti, kapladı. Kafamda yankılanan fısıltılar daha da netleşmeye başladı. Kendi kendime "Bunlar bizi rahat bırakmayacaklar," dedim. Recep'in sesi de hala aynı korkuyla titretti. "Abi, onlar işimizi bırakmadı. Hala buradalar." Ambulans geldi ve bizi hastaneye götürdü. Doktorlar vücudumuzdaki izleri anlamaya çalışırken bizi sanki darp edilmişiz gibi değerlendirdiler. Ama olay çok daha derindi. Biz sadece dayak yememiştik. Ruhlarımızı kemiren bir karanlığın izlerini taşıyorduk. Hastanede geçirdiğimiz her an içimdeki huzursuzluk giderek büyüyordu. Karanlık, o varlıklar, gölgeler peşimizi bırakmamışlardı. Recep'le göz göze geldiğimiz her an ikimiz de aynı korkuyu yaşıyorduk. Onlar buradaydı. Bu dünyada bizden bir parça almaya gelmişlerdi.
Günler geçti ama ne Recep ne de ben normal bir insan gibi yaşamaya devam edebildik. Gece olunca rüyalarımıza karanlık varlıklar doluyordu. Her gece aynı çığlıklar, aynı fısıltılar. İkimiz de uykuda bağırarak uyanıyorduk. Eşim artık ne yapacağını bilemiyordu. "Böyle olmayacak İsmail," dedi bir gün. "Sana bir hoca buldum. O bu işlerden anlar. Yardım edecektir." İlk başta bu fikre karşı çıkmıştım. Ne olursa olsun kendi başıma halletmek istiyordum. Ama bir gece daha kabuslar yaşayınca başka çarem olmadığını anladım. Eşim hoca ile konuşmuştu bile. Hoca geldiğinde bizi dikkatlice süzdü. Yaşlı, gözleri derin bir bilgelik taşıyan bir adamdı. İçeri girdiğinde bir kenara oturdu ve sağına soluna baktı. Gözleri kapalıydı. Sonra gözlerini açıp "Bu işlerin," dedi yavaşça. "Siz cinlerin diyarına adım attınız ve onların hazinesine dokundunuz. Onları rahatsız etmişsiniz. Bu cinler size musallat olmuş. Ancak doğru adımlar atılırsa musallat kaldırılabilir," dedi. "Hocam, biz hazine falan görmedik. Sandık boştu," dedim. Hoca göz ucuyla baktı ve tebessüm etti. "Görmen için tılsımı çözmen lazımdı ama ah bu çaylaklar ah," dedi. Yerin dibine girmiştim. "Hiçbir şey bilmeden, tedbir almadan böyle işlere kalkışırsan olacağı bu işte," dedim. Hoca dualara başladı. O anda evdeki hava değişti. Sanki bir baskı vardı ve o hoca karanlıkla savaşıyordu. Dualar gittikçe yükselirken içerideki atmosfer gerilmişti. O sırada etrafta bir kıpırdanma hissettim. Sanki o lanetli gölgeler yeniden ortaya çıkmıştı. Hoca devam ederken Recep bir anda titremeye başladı. Gözleri geriye dönmüş, vücudu adeta iradesi dışında hareket ediyordu. Hoca durmadı. Dualarını daha da güçlendirerek devam etti. Sonunda odanın içinde ağır bir hava yükseldi ve ardından keskin bir sessizlik oldu. Hoca terlemiş ama yüzünde bir rahatlama ifadesi vardı. "Artık rahat olabilirsiniz," dedi. Cinler geri çekildi. "Ama bir daha o topraklara adım atmayın." O günden sonra Recep'le birlikte hayata geri dönmeye çalıştık. Korku hala içimizdeydi ama biliyorduk ki musallat kalkmıştı. O define haritaları, hemen onları yok ettim. Bir daha da böyle işlere bulaşmadım. Geçmişi karıştırmak bedeli ağır olan bir oyundu. Ve ben o bedeli ödeyerek öğrenmiştim. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.